Abdülkadir Selvi, Dilan Polat'ın bağlantıları ve Seçil Erzan olayında kayıp halkalar var. Dilan Polat olayından sonra Seçil Erzan işine de el atmış bulunuyorum. Arda Selçuk İnan, Emre Belezoğlu, Emre Çolak, Semih Kaya ve Buse Terim gibi kamuoyunun tanıdığı isimler işin içinde olunca Seçil Erzan olayı bir anda ilgi odağı oldu. Ama hiçbir şey Dilan Polat işinin unutulmasına engel olmamalı. Neden? Çünkü Dilan Polat olayı buzdağının görünen yüzü. Dilan Polat'la birlikte yumağın ucu yakalandı. Bu yumağın bir ucunda Gürcistan, diğer ucunda Kıbrıs, diğerinde de Dubai var. Dilan Polat'ın enerji diye ortalarda dolaşması, saçlarını dolarla bukle bukle yapması işin magazin boyutu. Ama işin arkasında milyar dolarlara hükmeden bahis çetesi çıkabilir. Seçilerzan olayında ise kayıp halkalar var. Fatih Terim korunuyor mu? 1. Seçil Erzan'ın dolandırdığı kişilerin tamamı aynı zamanda Fatih Terim'in çevresini oluşturuyor. Fonun adına Fatih Terim fonu deniliyor. Seçil Erzan, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapılı, iş adamı İbrahim Çağlar ve Ömer Kahraman'a Fatih Terim'in de bu fona para yatırdığını söylüyor. Bunlar Fatih Terim'in etrafındaki insanlar. Biri Fatih Terim'e böyle bir fondan haberi olup olmadığını sormuyor mu? Fatih Terim futbolcular Arda Turan ve Emre Belezoğlu'yla Deniz Bank'ın genel müdürlük binasına gidiyor. Hakan Ateş'e bu paraları Deniz Bank'ın ödemesinin mümkün olup olmadığını soruyor. 3 milyon dolar alacağı için banka çalışanı Rüya Hanım'la yazışıyor ama iddianamenin hiçbir yerinde Fatih Terim yer almıyor. Bir el imparatoru koruyor mu? İkinci kayıp halka. 2- İkinci kayıp halka Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile ilgili. Çünkü Seçilerzan Erzan fon vaadiyle kandırdığı müşterilerine Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun bu fonun arkasında olduğunu söylüyor. Paraların bir kısmını bankada bir kısmını dışarıda alıyor. İşlemlerin bankanın log kayıtlarına düştüğünü söylüyor. Aldığı paraların karşılığı bankanın antetli kağıtlarına ıslak imzalı evraklar veriliyor. Bu olay savcılığa intikal etmeden önce Denizbank yöneticileri seçiler alı alıkoyuyor. Koluna serum takılıyor. Cep telefonunun sim kartı kırılıyor. Evindeki aramada çıkan bir mali tablo hazırlanıyor ve sürekli olarak bu bir zimmet olayı değil, biz seni kurtarırız diyorlar. Ama bu işin içinde banka yöneticileri ve Denizbank geçmiyor. Para kayıp. 3 Üçüncü bir nokta ise para yok. Her şey var, herkes var, bir tek ortada para yok. Para dediğim tam 45 milyon dolar. Üç kayıp halkaya işaret ettim ama bu işi takip etmeye devam edeceğim. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Hande Fırat, 21. yüzyılda bir Sülün Osman hikayesi. Günlerdir gazetelerde yazılıyor. Televizyon ekranlarında ifadeler akıyor ve yine şaşkınlıkla izliyoruz. Konuşulan rakamlar devasa büyüklükte. Mahkeme aşamasına da yansıyan iddialara göre bir bankanın Florya şubesi müdürü Galatasaraylı futbolcu ve teknik kadrolarla alternatif bir düzen kuruyor. Aralarında Türkiye'nin yakından tanıdığı futbolcular Arda Turan, Emre Belezoğlu, Fernando Muslera'nın da yer aldığı sistemde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Terim'in kızı Buse Terim ve Volkan Bahçe kapılı da yer alıyor. İfadelere ve raporlara göre süreç sonunda 18 kişi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon lira dolandırılmış durumda. Başlangıçta özel fon diyerek isimlerden para toplayan daha sonra ise bir nevi modern Ponzi sistemi kuran banka müdürü bazı isimlerden 2 milyon 910 bin dolar alıyor ve bir ay sonra 500 bin dolar kar vereceği vaadinde bulunuyor. Parayı veren kişi bu kadar kısa zamanda nasıl böyle bir kar elde edeceğini sorgulamıyor bile. Dahası Türkiye'nin göz önünde insanları adeta dedikodular ve kulaktan duyma bilgilere dayanarak tüm birikimlerini hiçbir inceleme yapmadan bir kişinin insafına bırakabiliyor. 4 milyon 292 bin doları teslim edenler, banka şubesinde yapılan ve hiçbir yöneticinin dikkatini çekmeyen para transferleri dolar cinsinden 46 gün vadede %253 getiri vaadi için sıraya girenler, parasını geri almak için senet imzalatanlar. Bütün bunları görünce insan önce bir Sülün Osman'ı hatırlıyor, sonra da finansal okuryazarlık için daha çok ekmek yememiz lazım diyor. Futbolcular. Arda Turan, Emre Belezoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçe Kapılı ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 lira dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasında dolandırma olayında adına fon kurulduğu öne sürülen Fatih Terim'in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Müşteki olarak ifade veren Fatih Terim'in bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim bahsedilen fonla yakından uzaktan ilgim yok dediği öne sürüldü. Hande Fırat Hürriyet Tamer korkmaz. Derin operasyon nereden koşuyor? Neymiş emanetçi Özgür Hususi Efendi Filistin'e gidecekmiş. Siyonist terör devletine karşı işgal altındaki topraklarını savunan Hamas'a, terör örgütü diyen tipi tip güya uyanık ya, nasıl göz boyarımın hesabında. Mr. Özelmi, aynen Mahmut Yolcudur Abbas gibi iliştirilmiş bir siyasi portredir, birlikçidir. Adı operadaki hayalete çıkan Ekrem Müdafaa İmamson'un emanetçisi Tipi Tip Özgür. Soprano Pervin Çakar'ın elini öperek HDP'li seçmene selam çaktı. Özellikle İstanbul seçimi için ittifaka fena halde ihtiyaçları var ya, el öpenler cemiyetinden hususi bey Diyarbakır annelerinin ellerini de öpecek mi? Bay bay Kemal döneminde hiçbir CHP yöneticisi mağdur anneleri ziyarete gitmemişti. Özgür Özel grup başkan vekiliyken ne demişti? HDP terör örgütüyle bağımız yok diyorsa bizler o beyanı esas almalıyız. Operadaki emanetçi o dönemde şu lafı da etti. HDP ile gönül ittifakımız var. Riyakarlığın yağlı boya tablosu. Hususi Bey, Veli Ağbaba ile birlikte Kandıra cezaevine giderek Hrant Dink'in katili o gün Samast'ı ziyaret etmişti 13 Haziran 2012. Komisyon üyesi sıfatıyla insan hakları bahanesiyle bu ziyareti yapan tipi tip Özgür, o gün Samast'ın tahliye edilmesi sonrasında Agos gazetesi önündeki eyleme katıldı. Bu defa yüzünde bir başka maske vardı. Özgür hususi veyahut eski yeni CHP yöneticileri Hrant Dink bahsinde zerre kadar samimi değiller. Yani suikastın perde arkasındaki FETÖ tepeden tırnağa ortaya çıktığı halde bu gerçeği itina ile göz ardı ediyorlar, dahası hasır altı çalışıyorlar. Okuma parçası bu sütunda yıllardır birçok kez yazdığımız gibi Hrantink suikastını organize eden Fethullahçı polisler cinayetin talimatını Kardinal Loca Efendi'den aldılar. 30 Mart 2021 tarihli Yeni Şafak'ta çıkan Suikastın Talimatını Bizzat Verdi başlıklı yazımızda yer alan çarpıcı ayrıntıları tekrardan okuyabilirsiniz. Optik çarpıtma yapan o görüntüler. O gün Samast, Samsun'daki Terörle Mücadele Şubesi'nde gözaltındayken yanındaki paralel emniyet ve jandarma mensuplarıyla birlikte elinde Türk bayrağı poz vermişti. FETÖ Samast'ın bu görüntülerini kamuoyuna sunarak suikastın güya milliyetçi duygularla işlendiği algısını yanılsamasını oluşturmuş, pazarlamıştı. Paralel emniyetçi Ali Fuat Yılmazer'in pasladığı o görüntüleri, siyahi bağlantılı paralel Mr. Ekrem Dumanlı, paralel televizyoncu Ercan Güne'ye servis etmişti. Görüntüleri yayınlayan Mr. Gün sonradan Fox TV haber müdürü oldu. Vaktiyle dinç suikastının milliyetçi duygularla işlendiği yalanının üzerine balıklama atlayan Hrant'ın güya dostları şimdilerde aynı bozuk plağı yeniden çeviriyorlar. Madem öyle, gel böyle. O gün Samast'ın kısa bir süre önce tahliye edilmesi infial meydana getirdi. Haliyle vicdan sahibi olan herkese yu artık dedirtti. FETÖ'nün kullandığı tetikçi O gün Samast tam da kurtuldum dediği anda hakkında yeni dava açıldı. Katilin 9 sene önceki FETÖ açıklamaları delil sayıldı ve bu beyanlar yeni iddianameye girdi. 16 yıl hapis yatıp çıkan O gün Samast 26 Aralık'ta hakimin karşısında yerini alacak. 16 yıl önce, 16 yıl sonra. 19 Ocak 2007'deki Hrant Dink suikastı, o dönemdeki örtülü darbe hazırlığının derin bir parçası olarak tasarlanmıştı. Devamında 27 Nisan E muhtırasının verildiğini de unutmayalım. Hrant Dink suikastı bahsinde riyakarca davranan, resmen rol yapan hususi beyin siyasete girmesi, 2007 yılından itibaren FETÖ'nün tam teşekküllü desteği sayesindedir. Eczacı tipi tip özgürü 2007-2009 döneminde Manisa'da parlatan Fethullahçılardı. Özgür Hususi Efendi, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde 2011'de Manisa'dan milletvekili oldu. Baronsal komprador Burjuvazi, 2010'da kasetle CHP'nin başına getirdiğimiz Mr. Kemal'in siyasi bagajı taşınamaz hale gelince, 2023'te onu Mr. Pek Hususi'ye hançerletti. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak